Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde saat 12.10-12.15 civarında Yağız Sabuncuoğlu bizlerle birlikte olacak. Yağız Sabuncuoğlu ile birlikte transfer gündemini değerlendireceğiz. Sizler de sevgili dinleyenler sorularınızı iletebilirsiniz. Bugün programımızda Evren Şahin olacak. Özellikle de Hacı Wright'ın transferi konusunda, kendisi Danimarka'da yaşıyor, Hacı Wright'ın transferini soracağız. Hacı Wright bilindiği üzere sevgili dinleyenler hem Trabzonspor'un hem Antalyaspor'un hem de Hull City'nin gündeminde, bunu belirtelim. Bu transfer gündemine ilişkin sorularımızı ileteceğiz Evren Şahin'e. Son durum nedir? Bunları değerlendireceğiz. Transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bugün öne çıkan önemli transfer haberleri var. Hemen sizlerle de paylaşalım. Az önce Ajans Spor'da paylaştık. Süper Lig'in yeni takımı Ümraniye Spor kadrosuna Serkan Kırıntılı'yı dahil etti. Serkan Kırıntılı bugün gün içerisinde bir yıllık sözleşme imzalayacak. Sevgili dinleyenler, Ümraniye Spor'la bir yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Deneyimli kaleci son olarak Alanya Spor'da görev almıştı. Alanya Spor'dan Cuma günü ayrıldı. Cuma günü Alanya Spor'la karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Serkan Kırıntılı'nın yeni adresi Ümraniye Spor oldu. Tecrübeli bir isim. Kariyerinde önemli takımlar var. Adana Spor, Ankara Gücü, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Konya Spor, Alanya Spor gibi önemli takımlar var. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bugün resmi açıklama yapılır diye düşünüyorum. Birçok gelişme yaşanıyor. Özellikle de dün akşam Ajans Spor Instagram yayınında konuğumuz Murat Sancak'tı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ajans Spor'da Instagram hesabında sorularımızı yanıtladı. Kendisine teşekkür ediyorum. Dün ve bugün en çok konuşulan konulardan birisi Adana Demirspor'du. Sayın Başkan'ın yapmış olduğu açıklamalar ses getirdi. Açıklamaların detaylarını Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz sevgili dinleyenler. Balotelli'den Hulka, Mustafa Kapı'dan Tayyip Talha Sanucu'nun transfer sürecine kadar her sorumuzu yanıtladı. Balotelli ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bunu da belirtelim sevgili dinleyenler. Bu bilgiyi de aktaralım. Bu arada birazdan ilk reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından Yağız Sabuncuoğlu bizlerle birlikte olacak. Ben de bu süreçte soruları kontrol ediyorum. Transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Hafta sonu biraz özellikle de hafta sonunda transfer döneminde durağan geçiyor. Bundan dolayı olabilir. Beyaz Martılar kullanıcı isimli arkadaşımız yazmış. Abi ben seni severek takip ediyorum. Teşekkür ederim. Ben Sarıyer taraftarıyım ama gönlümde sevdiğim takımlar da var. Bunlardan birisi Beşiktaş, Adana Demirspor, Karagümrük. Tribünü çok iyi olan takımlar. Sorum abi, bu sene rakip taraftara tribün açılacak mı? Evet, bunun bilgisini Ajans Spor ve Radyo Spor'da aktardık. Dün ben Sayın Başkan Murat Sancak'a da sordum. Kendisi Kulüpler Birliği'nde yönetimde. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yetkililerle de görüştüm. Evet, deplasman yasağı kalkıyor yeni sezonda. Deplasman yasağını yetkililer kaldırıyor. Fakat derbilerde son durumu İl Güvenlik Kurulu verecek. Son kararı İl Güvenlik Kurumu verecek sevgili dinleyenler. Ama örneğin Anadolu'dan bir takım taraftarı İstanbul'da derbide deplasman, İstanbul'daki maçta Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş maçında Trabzon deplasmanında yer alabilecekler. Örneğin Ankara Gücü, Fenerbahçe Ankara Gücü maçında Ankara Gücü taraftarı Kadıköy'de yer alabilecek. Derbilerde son kararı İl Güvenlik Kurulu veriyor. Bilindiği üzere derbilerde özellikle de güvenlik güçlerimiz çok mücadele ediyor. Umarım derbilerde de deplasman yasağı kalkar. Bunu belirteyim sevgili dinleyenler. Benim gönlümden geçen derbilerde de deplasman yasağının kalkması. Hemen
Sizlerle de paylaşalım sevgili dinleyenler. Eyüp Spor Kazımcan Karataş'ı kadrosuna dahil etti. Eyüp Spor Kazımcan Karataş'ı 21 milyon TL bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sözleşme süresi 5 yıl. 6 ay Kazımcan Karataş'ın sonraki satışından kardan %10 pay alacak. Oyuncu sözleşmesinin ilk yılında Galatasaray'a kiralanıyor. Bu bilgiyi paylaşalım. Hatta şöyle bir detay var. Sözleşmesinde oyuncunun birincilikte oynamaz maddesi de var diye biliyorum. Sadece Süper Lig'de oynar maddesi de var diye biliyorum. Önemli bir oyuncu. Gelişim kat etti. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Galatasaray'da da bugün kamp başlıyor. Tüm oyuncular kampa dahil olacaklar. Bu bilgiyi aktaralım sevgili dinleyenler. Eyüp Spor da çok önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Süper Lig'den 10 oyuncuyla anlaşma sağladı. 8'i Süper Lig, totalde 10 oyuncu, düzeltiyorum. Kazımcan Karataş, Galatasaray'dan Alparslan Öztürk, Uğur Demirok, İbrahim Akdağ, Eze, Alper Uludağ, Metehan Mimaroğlu, Sinan Kurt ve Mehmet Murat Uçar'ı kadrosuna kattı. Eyüp Spor sevgili dinleyenler. Hemen soruları kontrol ediyorum. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, sorularınızı iletebilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav, bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Hemen soruları kontrol ediyorum sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Celalettin Hazım Akın yazmış. Adana'dan selamlar. Fikstür çekimi ne zaman olur? TFF liglerin başlamasına 40 gün var. TFF'den henüz ses çıkmadı demiş. Selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyorum. Fikstür çekimi ne zaman olur? Benim öngörüm fikstür çekimi ile ilgili. Önümüzdeki hafta olur diye düşünüyorum. Çünkü 40 gün var. Önümüzdeki hafta, yani bayramdan önce bence bu olay netleşir. Mesut Işık Türk yazmış. Selam Salim Bey. Teşekkür ederim Mesut abi. Bolu Spor Erzincan Spor'dan forvet Ozan Papaker'i transfer etti. Evet, dün görmüştüm. Resmi sözleşmeler imzalandı. Bu sezon Erzincan Spor'da 15 gol atmış. Daha önce Rize Spor, Adana Spor, Tuzla Spor, Pendik'te oynamış. U17 milli takımımızda da oynamış. Ozan hakkında nasıl bir futbolcu? Daha önceden izlediniz mi? İzledim Ozan Papaker'i. Gelecek vadeden bir oyuncuydu. Erzincan'da iyi bir dönem geçirdi. Tekrardan birincilikli yakaladı. Yani ben Bolu Spor'a katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Bolu Spor'da iyi kadro yaptı. Mesela Gökhan Alsan geldi. Bunu söyleyelim. Gökhan Karadeniz var. Önemli bir oyuncu. Sportif direktör Adem Arkaşı oldu. Şu ana kadar yapılan transferler bence gayet makul. Selmani ile devam edecekler muhtemelen. Hatta Soma Spor'dan genç stoper Onur Ulaş'la da prensipte anlaşıldı. Bunu söyleyelim. Batuhan Kör'ün kiralanma durumu var. Bolu Spor'a. Bu bilgiyi de elde etmiştim. Serkan Kırıntılı'yı söyledim sevgili dinleyenler. Serkan Kırıntılı ile anlaşma sağlandı. Delfin Yunus'tan'a selamlarını iletmiş. Takipteyiz demiş. Teşekkür ediyorum. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Yağız Sabuncuoğlu olacak. Yağız Sabuncuoğlu ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bu arada Mehmet Bey mesaj atmış.
Salim, cuma günü akşam yayınını dinledim. Güzel düşüncelerin için teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Özellikle Mehmet abi, Galatasaray taraftarı, bana uzun zamandır Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğit Efe Demir ile ilgili bilgiler atıyordu. Şu anda da Yiğit Efe Demir A takım kadrosunda yer alıyor. Aynı zamanda sizlerle de paylaşalım sevgili dinleyenler. Jorge Jesus şans veriyor. Birazdan Yağız Sabuncuoğlu bizlerle birlikte olacak. Gelen sorular var. Yunus Tanrıkulu sormuş. Birazdan yazacağım. Turgut Gündüz'den gelen soru var. Celalettin Hazım Akın'dan gelen soru var. Hepsini yanıtlayacağım sevgili dinleyenler. Sorularınızı iletebilirsiniz. Sorularınızı bekliyoruz sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Ahmet Ay yazmış. Salim Bey, iyi yayınlar. İstanbul Spor hakkında bilgi alabilir miyiz? Süper Lig maçlarını aynı stadyumda mı oynayacaklar? Evet, İstanbul Spor stadyum konusunda sıkıntı yaşamayacak. İstanbul Spor maçlarını sevgili Radyo Spor dinleyenleri buradan da paylaşalım. Necmettin Kadıoğlu stadyumunda oynayacak. Çünkü Necmettin Kadıoğlu stadyumu UEFA standartlarına uygun bir stadyum. Gayet güzel. Esenyurt'ta. Ben de birçok kez birincilik maçını izledim. Birkaç rötuş olabilir stadyumla ilgili. Zaten pasolik sistemi var stadyumda. O noktada bir sıkıntı yok. Maçlar Necmettin Kadıoğlu stadyumunda oynanacak sevgili dinleyenler. Dört beş dakika sonra hattımızda Yağız Sabuncuoğlu olacak. Şu anda kendisi mesaj attı. Teşekkür ediyorum. Bağlanacağım dedi. Bu arada Emre Mor konusunda da çok merak ediyorum. Yağız'a soracağım Emre Mor konusunu da. Emre Mor'la ilgili de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son durum nedir? Hepsini soracağım. Eyüp Spor'dan bahsetmiştik az önce. Eyüp Spor, sevgili dinleyenler, 4 transfer yaptı Adana Demirspor'dan. Eze, Metehan Mimaroğlu, Alper Uludağ, Sinan Kurt, 4 isim anlaştı. Bunu belirtelim. Bolu Spor'la ilgili gelişmeler yaşanıyor birazdan. Bununla ilgili de gelişmeleri aktaracağız. Fenerbahçe Lorient forması giyen 18 yaşındaki stoper Eren Karaağaç'ı transfer etti. Eren Karaağaç Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu bilgiyi paylaşalım. Melih İnan Eyüp Spor'a transfer oldu. Melih İnan da genç bir oyuncu. Derince'den gitti. Hatay Spor'un gündemindeydi. Fenerbahçe'nin transferini bu şekilde söyleyelim. Lorient'ten geldi genç oyuncu. Fenerbahçe Beko Unis Kazan'da forma giyen Nijeryalı pivot Tonye Jekeri ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hem basketbolda hem futbolda ciddi transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bunları da sizlere aktaracağız sevgili dinleyenler. Bodrum Spor eski futbolcusu Muhammed Akarslan'ı transfer etti. Muhammed Akarslan yuvaya geri döndü. Önemli bir oyuncu Bodrum Spor'a transfer oldu. Muhammed Akarslan da bilindiği üzere Eyüp Spor'da oynuyordu. Eyüp Spor'da da ciddi katkılar sağlamıştı. Beğendiğim bir oyuncu. Oyunu iki yönlü oynayabiliyor. Bunu belirtelim. Trabzonspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar Giresunspor'a kiralandı. Demirören haber ajansı kaynaklı bir bilgi. Bunu da aktarmış olalım. Kaynak belirterek sevgili dinleyenler. Ben ama henüz teyit edemedim bu bilgiyi. Bunu söyleyeyim. Bu bilgiyi teyit edemedim. Giresunspor cephesiyle görüşemedim. Birazdan hattımızda Yağız Sabuncuoğlu olacak. Arayabilir Hakan abi de Yağız'ı. Bu arada Buruma konuşacak. Buruma'nın da antrenman sonrasında açıklamaları olacak. Fenerbahçe'nin yeni transferi Buruma bugün antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Buruma'nın açıklamalarını da Radyo Spor'da dinleyeceğiz. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Özellikle kamp sürecinde olduğumuz için birçok oyuncu
basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Özellikle hem özel toplantılar oluyor, özel röportajlar oluyor. Genelde de antrenman sonrasında yeni transferler soru cevap şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Sizlerden gelen soruları da yanıtlayacağım. Sorularınızı iletebilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Birçok transfer gelişme sorusu var. Hepsini soracağım. Bu arada Bolu Spor için donk sorulmuş. Ben bu bilgiyi teyit edemedim. Bolu Spor'la ilgili donk sorusu var. Ben bu bilgiyi teyit edemedim. Ama araştırıyorum. Birçok soru var sevgili dinleyenler. Hepsini soracağım. Kendim de cevaplamaya çalışacağım. Bugün Hüseyin Özkök de bizlerle birlikte olacak. Kendisi Olay.com'da yorumcu olarak görev alıyor. Günün maçlarını da Hüseyin abiyle konuşacağız. Bunu belirtelim. Onyekuru ile ilgili bir bilgi paylaşıldı. Onyekuru şu anda Olympiakos'ta oynuyor. Olympiakos'un önemli bir oyuncusu. Olympiakos'ta forma şansı buluyor. Türkiye'ye geri dönmesi gündemde, birçok takımda ismi anıldı. Fanatik kaynaklı bir haber. Onyekuru ile Trabzonspor'un ilgilendiği belirtilmiş. Sevgili dinleyenler, Trabzonspor'un Onyekuru ile ilgilendiği ifade edilmiş. Emre Mor'la ilgili birçok soru var. Hepsini ileteceğim. Emre Mor'un Fenerbahçe'ye yakın olduğunu düşünüyorum. Bana gelen bilgiler bu yönde. Bunu belirtelim. Yağız'a birazdan ulaşırız. Evren Bey'i alalım. Evren Bey'in duyurusunu yapmıştım. Derfin Yunus'tan'a yazmış. Selamlar, hayırlı yayınlar, mutlu yayınlar. Teşekkür ediyorum. Emre Mor'un bonservisini Fenerbahçe Karagümrük aldı mı diyor. Evet, Fatih Karagümrük Emre Mor'un bonservisini aldı. Opsiyon vardı. 2 yıllık sözleşme uzattı. Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri var. Son durum nedir diye sormuş. Son durum nedir? Fenerbahçe bir adım önde. Bunu söyleyelim. Fenerbahçe bir adım önde sevgili dinleyenler bu transferde. Bu arada Yağız Sabuncuoğlu müsaitmiş, arayabiliriz. Evren Bey de müsait. Her ikisiyle de bağlantı sağlayabiliriz sevgili dinleyenler. Evren attı. Evren Bey hattımızda. Evren Şahin, kendisi Danimarka'da yaşıyor. Az önce de ifade etmiştim, kendisiyle Hacright'ın transfer sürecini konuşacağız. Evren Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş buldum. İyi yayınlar Salim. Nasılsınız? Teşekkür ederim Evren abi. İyiyim, teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Kırmadın, yayınımıza bağlandın. Danimarka'dasın. Hacright'ın transfer süreciyle ilgili son durumu almak istiyorum. Çünkü sürecin içinde siz de varsınız. Hacright'ın transferiyle ilgili son durum nedir? Trabzonspor'un ve Hull City'nin teklifinin olduğunu biliyoruz. Antalya Spor'daydı kiralık olarak geçtiğimiz sezon. Önemli bir performans ortaya koydu. Son durum nedir? Salim, şimdi durum şudur. İki haftadır Söndü Yüzgü Kulübü ve Trabzonspor pazarlıklar içindeler. Aynı zamanda Hacı Wright eski kontratı, yani Söndü Yüzgü Kulübü'ndeki olan bazı fedakarlık yapmak istiyor. Bence Hacı Wright ve Söndü Yüzgü bu küçük krizleri atlatacaklar ve onları halledecekler. Hacı ise biliyorsunuz Dünya Kupası'nda oynayacak Amerikan Birleşik Devletleri ile. Evet. Ve Trabzon ile Avrupa'da Şampiyonlar Ligi olur veya Avrupa Ligi olur. Onu tercih ediyor. Bence birkaç gün içinde bu pazarlıklar son verecek ve Trabzon'a transfer olacak diye umuyorum. Trabzonspor sürecinde özellikle siz aktif rol oynuyorsunuz. Evet. Ben Trabzonspor'un teklifini de paylaşmıştım. Ajans Spor'da, bilmiyorum takip ettiniz mi, Trabzonspor'un teklifini. Trabzonspor'un teklifi 1.8'di. Hull City'de bonuslarla birlikte bir teklifi yaptı.
1.6 400 bin euro, 20 maç oynarsa 400 bin euro Premier Ligi şampiyonluğu sonunda. Oyuncu da kendisinin bonservisteki payı var. Bu paydan da fedakarlık yapıyor. Onu da bırakıyor. Siz Trabzonspor'a daha yakın görüyorsunuz. Bu arada Antalya Spor'un opsiyonunun olduğundan bahsedildi. Onunla ilgili bir bilginiz var mı Evren abi? Geçen sene Antalya Spor kiralandığı zaman bir madde koyuldu, satın alma opsiyonunu. Evet. Buna bir süreç verilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam yani Nisan'da ya da Mayıs ayında bu opsiyonu kullanmadı Antalya Spor. Bu süreçten sonra zaten Trabzonspor bu işin içine girdi ve Trabzonspor ve Antalyaspor bu rakamlara çıkamadığından dolayı Antalya'ya yakın olduğunu düşünmüyorum. Şu anda Trabzonspor'la sönü yüzü kıran bir pazarlığın içindeler. Umarım bu hafta sonu en geç Hacı Wright Trabzonspor kampına katılırdır. Peki Antalya'nın opsiyonu ne kadardı? Şimdi tam rakamlara girmeyelim Salim ama tamam. Yani aşağı yukarı yazılanlar doğrudur. Basında çıkan bazı rakamlar çıkıyor. Aşağı yukarı onların işte. Hepsi doğrudur. Aynen öyle. Ve oralardayız. Rakamların tam net olarak çıkması bence doğru değildir. Ama yazıldığı gibi aşağı yukarı o rakamların içerisinde. Yani Antalya Spor kullanmayınca opsiyonu oyuncu için Trabzonspor devreye girdi. Halsti devreye girdi. Siz Trabzonspor'a daha yakın görüyorsunuz bu süreci. Bunun dışında Rezan Çorlu, kendisi Roma'ya transfer oldu. Ardından kiralık olarak birkaç takıma gitti. Türk statüsünde oynayabiliyor. Rezan Zorlu Türkiye'ye gelecek mi? İlerleyen süreçte var mı böyle bir planı? Şu anda son durum nedir? Şimdi Rezan Çorlu 2020'de yanlış hatırlamıyorsam Sergen Hoca o zaman bir kış döneminde Rezan Çorlu istedi. Beşiktaş'la Brøndby arasındaki olan pazarlıklar bayağı bir yürüdü. Anlaşmak üzereydik. Bonserviste sadece bazı pürüzler çıkmıştı. Evet. Rezan Çorlu daha evvel U15 Türkiye Milli Takımı'nda da oynadı. Erdal Keser döneminde. O zamanlar Almanya'daki kamplara ve yurt dışındaki olan kamplara katılmıştı Rezan Çorlu. Danimarka'da tüm milli takımlarında oynadı. Sadece A takımda çıkmadı. Rezan Çorlu kariyerini Türkiye'de devam etmek ister tabii ki. Çünkü kendi memleketi tabii ki ve Türkiye'den teklif geldiği anda onları da değerlendireceğiz artık. Peki özellikle Danimarka'da önemli futbolcular var. Ülkemizde de transfer yapıyorlar. Maxo'yu sormak istiyorum. Stoper daha önce Osmanlı Spor'da da oynadı. Konya Spor'un ilgisinin olduğunu duymuştum Ankara Gücü'nün. Son durum nedir Maxo ile ilgili? Maxo Türkiye'de oynadığı ve ikinci devleti olarak gördüğü bir ülke. Onun için Türkiye'yi çok tercih ediyor. Şu anda Brøndby'nin kaptanı ve 3 senedir de full oynuyor. Süper ve harika bir karakteri olan bir futbolcu. Umarım onun için Türkiye'yi de çok sevdiği için Türkiye'de bir takıma katılır inşallah. Bu ara aynı zamanda da Rezan'la şu anda Türkiye'de Karagümrük'te oynayan Emre Mor. Onlar milli takımdan arkadaşlar. Danimarka genç milli takımda arkadaşlar. Ve Emre Rezan'a zaten dedi Türkiye'ye gel demiş. Türkiye harika bir lig. Burada da ligimiz daha kuvvetli. Danimarka liginden daha kuvvetli Türkiye. Onun için Emre ile şu anda Rezan'da görüşüyorlar. Evet, Emre'nin de olası bir transferi söz konusu. Bunu da söyleyelim. Emre'nin transferi de Fenerbahçe'ye söz konusu. Aynen. Peki az önce bahsettik Maxo'dan. Maxo ile ilgili Konya Spor'un bir girişimi oldu mu? Salim ne desem yalan olur. Onu bir araştırmamız gerek. Evet. Ne desem yalan olur bilmiyorum çünkü tam olarak durum nedir şu anda. Ama Maxo'nun Türkiye'ye gelmesini %100 biliyorum. Çünkü kendi ikinci vatanı olarak gördüğü için onun için Türkiye'den bir teklif gelirse uyarlarsa tabii ki bonservisinde her şeyinde Maxo'yu Türkiye'de seve seve oynamayı istiyor. Son olarak eklemek istediklerim var mı Evren abi? Sağ olasın Salim. Çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için Danimarka'ya selamlar.
kırmadın, yayınımıza bağlandın. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Evren Şahin'di. Evren Şahin'le birlikte Hacı Aytın ve Rezan Çorlu'nun transfer sürecini konuştuk. Şimdi çok kısa bir ara var. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Pendik Spor Teknik Direktörü Osman Özköylü. Osman Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler Salim'cim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Hocam, transfer çalışmaları devam ediyor. Kadronuza birçok ismi dahil ettiniz. Erdem geldi. Sinan Atipoğlu geldi. Birçok önemli isim geldi. Tiam geldi. Kapel geldi. Çok çok önemli isimler var hocam. Hedefi zaten belirtmiştiniz. En az playoff demiştiniz. Kamp çalışmaları da başladı. 7-8 gündür çalışıyorsunuz. Kamp da devam ediyor. Kamp süreci de devam ediyor. Kampla başlayalım hocam. Son durum nedir? Takviyeler olacak mı? Pozisyon belirtirseniz güzel olur hocam. İsimden ziyade pozisyonlar varsa kafanızda belirlediğiniz. Yani tabii ki belirlediğiniz noktalar var. Oyuncular var. Görüştüğümüz oyuncular var. Bunları şu anda ancak bu kadar açıklayabilirim, söyleyebilirim. Öyle pozisyon vererek değil ama olması gereken, ihtiyacımız olan kadro derinliğini kurmak açısından bizi beklediğimiz hedeflere ulaştıracak oyuncuları kadromuza katmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar gerçekten çok iyi bir transfer süreci geçirdik. Gelen oyuncuların kalitesi, tecrübesi, her şeyi bizim adımıza çok çok önemli. Tabii bunlar hep bir plan dahilinde yapılıyor. Biz sezonu çok şükür ki çok erken şampiyon olarak tamamladık. Oradan sonraki süreçte planımızı önümüze koyduk. Başkanımızla, yöneticilerimizle çok doğru bir strateji belirledik. Öncelikle hedefimiz bildiğimiz, tanıdığımız, gördüğümüz veya işte benim daha önce birlikte çalıştığım oyuncuları transfer etmek yolunda bir plan hazırladık. Çünkü her zaman bilinen daha avantajlıdır. Çünkü ne alacağınızı biliyorsunuz. Gördüğünüz oyuncu sisteminize uymayacağını biliyorsunuz. Ve burada en önemli kriter, bizim bir oyun planımız var, oyun sistemimiz var. Tüm yaptığımız transferleri bu oyun planına uygun olarak yapmaya çalıştık. Yani oyuncunun ismi şu, hemen alalım değil. Çok ekstra isimler geldi. Çok önemli oyuncuların isimleri geldi. Ama biz oyun planımıza uymayan, bizim sistemimizi bozacak oyuncuları hiçbir zaman düşünmedik, düşünmeyeceğiz de. Evet. O yüzden bizim için oyuncunun isminin çok önemli olması, geçmişinin, kariyerinin çok önemli olması değil, sahadaki işlevi önemli. Bizim sisteme uyup uymayacağı önemli. Bize yapacağı katkıyı biz öncelikle hesaplıyoruz. O yüzden bu yolda adımlar attık ve bu noktada işte sen de bazılarını saydın, transfer ettiğimiz. İşte Ferhat'ı aldık, Öztorun'u, eski Galatasaraylı, evet. Sporlu, Başakşehir'de oynadığı, yıllarca süper deneyimi 3'de olmuş bir oyuncu, Tuzla Spor'un kaptanıydı. Bunu aldık, Erdem Özgenç'i aldık, Ankara Gücü'nün kaptanı. Kaleci Burak'ı aldık, Hasan Atipoğlu'nu aldık. Şimdi bir stoper daha aldık, o da bugün itibariyle, dün itibariyle bitti. Bugün kampa katılacak, onun ismini şimdi söylemeyeyim. Orta sahaya Eyüp Spor'dan Enes Keskin'i aldık. Diyam'ı aldık. Altay'dan benim eski oyuncum. Kapel aldık. Altay'dan benim eski oyuncum. Turam'ı aldık. Bildiğimiz oyuncu. Benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Evet, Tuzla Konya'da ve Turam'da. Çok önemli işler yaptı. Bu lig için gerçekten çok işler yapacak bir oyuncu. Alihan'ı aldık. Fethiye Spor'dan. Yani bence bu zamana kadar böyle bir oyuncunun alt liglerde kalmış olması hem onun adına hem Türk futbol adına büyük kayıp. Çok net söylüyorum. Tabii içeride kalan oyuncularımız var. Tabii bununla beraber genç oyuncular aldık. Biliyorsunuz kontenjan durumu var. Federasyonun belirlediği kriterler gereği kadronuzda bulundurmanız gereken işte 2000-2001 üzeri yaş doğumlu olan oyuncuları kadronuza almanız gerekiyor. Biz de bu oyuncuları böyle sıradan, altyapıdan getirelim, yazalım değil. Gerektiğinde kullanabileceğimiz, oynatabileceğimiz Enes Keskin gibi, Taha Tunç gibi
Elazığ'dan Muhammed Üzgüner gibi en son kaleci Murat Akşit'i transfer etti Malatyaspor'dan. Onun gibi genç ama hiçbir zaman arkada kalmayacak. Bu yarışın içinde olacak. Kadronun içinde yer alabilecek, oynayabilecek oyuncuları tercih etmeye çalıştık. Şu anda öncelikli olarak 3 tane daha önemli oyuncu alma planımız var. Bunları kadromuza dahil ettiğiniz zaman artık kadromuz neredeyse %100'e yakın hazır olmuş olacak. Yani kadro planlaması anlamında, transfer çalışması anlamında tamamlamış olacağız. Geçen hafta pazar gününden itibaren, bugün 9. gün, kamptayız, Bolu'dayız. Çok güzel bir ortamda, güzel bir çalışma süreci devam ediyor. Geldiğimiz günden beri gerçekten çok yoğun yağış var. Bugün de çok aşırı bir yağış var. Sahalar 2 gün itibariyle kapatıldı. Biz de bugün çocuklara izin vereceğiz. Zaten 2 gün sonra izine çıkacaktık. İzini öne çekeceğiz bu yağmurların en azından geçmesi için. Ama şu ana kadar her şey çok güzel geçti, çok keyifli geçti. Oyuncuların isteği, arzusu çok güzel. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah ikinci etaba tekrar 30 Haziran itibariyle aynı bulunduğumuz bölgede çalışmalara tekrar başlayacağız. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Osman Üsköylü. Hocam az önce bir transfer daha var dediniz. Pozisyonu nedir oyuncunun? Bugün kampanya yapılacak olan. Yarın itibariyle açıklandığı zaman, kulüp açıklamadan biz bunu söylemek istemiyoruz. Evet. Kulüp sosyal medya adreslerinden. Önemli bir isim hocam. Önemli bir isim, evet. Önemli bir isim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim hocam. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Hayırlı uğurlu olsun. Hocam tesis kampa gelecek. Evet. Hocam tesis noktasında tesisler yapılmıştı. Yenileme olduğundan bahsetmiştiniz. Hatta yayınımızda da anlatmıştınız. Stadyum konusunda ne olacak? Çünkü şöyle bir durum söz konusu hocam. Anadolu yakasında stadyum noktasında, özellikle de Süper Lig seviyesindeki stadyum noktasında sıkıntı var. Ümraniye Spor Süper Lig'e çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda maçlarını oynayacak. Anadolu yakası bu noktada biraz daha Avrupa yakasına göre dezavantajlı bir durumda. Ne dersiniz hocam, stadyumla ilgili var mı bir gelişme? Problemimiz yok. Aynı stadyumumuzda oynamak devam edeceğiz. Şu anda yoğun bir şekilde stadyum Futbol Federasyonu'nun verdiği kriterler doğrultusunda birincilikte maç oynanabilecek seviyeye getirilme çalışmaları devam ediyor. Evet. Sahanın çimi yeniden akım alındı. Şu anda iyi durumda gidiyor. En son aldığımız bilgi lige çok rahat bir şekilde yetişeceği noktasında. Tabii içeride soyunma odaları, işte güvenlik kameraları, yayıncı kuruluşun kamera sistemlerini yerleştirebileceği, maçı çekebileceği platformlar, işte VAR kameralarının yerleştirileceği noktalar, turnikeler, soyunma odaları, hepsi yeniden sıfırdan yapılıyor. Yani çok yoğun, hummalı bir çalışma var. Allah'ın izniyle ilk maçımızı kendi stadyumumuzda, Pendik stadyumunda oynayabileceğiz. Işıklandırma yapılıyor stada. Çok yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Tesis konusunda da tesisimizde tamamen 2 tane sahamız var. İkisi de kalktı. Şu anda zeminleri tekrar yapılıyor. İşte bir tanesi kibrit olacak, bir tanesi terme çim olacak. Onlar da inşallah bir Allah'tan bir zeval gelmezse ilk başladığımızda tesislerimize girebileceğiz. Ya, mevcut tesisimiz komple yıkıldı. Evet. Bir sene içerisinde yeni bir tesis yapılacak ama bizim sahamızın kenarında, antrenman sahalarımızın kenarında bir idari bina vardı. O idari bina şu anda geçici olarak bir senelik bizim kullanımımız için sıfırdan tekrar kamp tesisi olarak yapıldı. Daha sonra altyapıya bırakılmak üzere. Tesis anlamında da çok hızlı bir şekilde, yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Gerçekten bittiği zaman yani herkesin böyle hayranlıkla bakacağı bir tesisimiz olacak inşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Çok çok sağ olun hocam, değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Önemli gelişmeleri aktardınız. Pendik Spor'u konuştuk. Müsait olursanız hocam bir gün stüdyoda beklerim. Görüşmek üzere hocam. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Pendik Spor Teknik Direktörü Osman Üsköylü'ydü. Sevgili dinleyenler, ikinci bölümdeyiz. Bugün programımız saat 14'e kadar devam edecek. İkinci bölümde hattımızda ilk konuğumuz Olay.com yorumcusu Hüseyin Özkök. Hüseyin abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
Salih, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Hüseyin abi. Hoş geldin. İyi haftalar diliyorum. Olur. Bugün aynı şekilde ben de tüm dinleyenlere ve sana iyi haftalar dilerim. Bu arada dünkü röportajın içinde seni tebrik ederim kardeşim. Teşekkür ederim Hüseyin abi. Çok çok sağ ol. Adana Demirspor Başkanı ile yaptığın röportaj gerçekten hani ses getirici bir röportajdı. Çok çok teşekkür ediyorum. Birçok kişi de kaynaklı bir şekilde yer verdi. Teşekkür ederim güzel dileklerin için Hüseyin abi. Hafta başladı. Hafta içerisinde önemli maçlar var. Olay.com üzerinden sen de bu maçları yorumluyorsun. Kuponunu da programımızda paylaşacaksın. Son durum nedir abi? Şimdi ben İsveç Ligi'nden sadece 4 tane maç var. Onları yorumlamaya çalışacağım. Çünkü bugün bülten bayağı kısıtlı. Birçok hazırlık maçı var. Bunun yanında işte Asya Kupası ön elime karşılaşmaları var. Hiç bilmediğimiz takımlardan oluşan takım bir turnuva. Onunla ilgili maçlar var ama İsveç Ligi'nden 4 tane güzel karşılaşma var. Onlarla ilgili yorumlarımı vereceğim. Şimdi ilk karşılaşmamız gerçi bütün karşılaşmalar bu akşam 20'de oynanacak. Onu söyleyelim. İsveç Ligi'nde şu anda 12. hafta maçları oynanıyor. İlk 11 haftada Aken takımı lider durumda 24 puanla. Onu bir maç fazlasıyla AIK takip ediyor. Onun da 24 puanı var. Dolayısıyla Aken takımı bir maç eksiğiyle daha avantajlı. Ama daha lig çok yeni olduğu için şu anda kimin şampiyon olacağı, işte kimin ligi domine edeceğini söyleyemeyiz. Bugünkü karşılaşma içinde Elfsborg-Varberg karşılaşması var. Elfsborg burada favori gösterilmiş. Zaten 1.17'lik oranıyla. Bunun yanında 2.5 üstünün oranı 1.40. Yani ben şuna karar verdim. 1 ve 2.5 üstü daha güzel olacak gibi duruyor. Ayrıca tabii ki Olay.com'da da oranlara 2 baz eklediğimiz için 1.19 Elfsborg'un galibiyet oranı, 1.42'de 2.5 üstünün oranı. 1 ve 2.5 üstü de bayağı güzel bir oran ortaya çıkıyor. Bu maç bence değerlendirilebilir. Elfsborg çok gol atan takımlardan bir tanesi şu anda. 10 tane maçı var. Hatta onların bir maçı daha fazla eksik. Dolayısıyla Elfsborg yukarıları domine edecek takımlardan biri gibi duruyor. Zirve grubunda yer alacak. İkinci karşılaşmamız Sirius'la Göteborg arasında. İki takım da 10'ar maç sonrasında 14'er puanda ve şu ana kadar gösterdikleri performans tamamıyla eşit. 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet almışlar. Avaraj farkı ayırıyor bu üç takımı. Ben burada da VAR tercihini düşünüyorum sevgili Salim. Sirius Göteborg karşılaşmasında da VAR tercihi bence gayet uygun. Çünkü bunlar denk takımlar ve hangisinin Göteborg favori gösterilmiş ama 2.23'lük oranıyla, Olay.com oranıyla ben çok çekişmeli bir karşılaşma olacağını ve iki takımın da karşılıklı gol bulacağını düşünüyorum. Bir diğer mücadelemiz Kalmar'la Varmamo arasında. Kalmar şu anda ligde 10 maçta 16 puanda ve 6. sırada. Varmamo 12 puanda kalmış 10 maçta. Herhalde onlar bu sene ligde kalma mücadelesi verecekler, öyle gözüküyor. Burada da 1.60'lık oranıyla doğrudan Kalmar'ın favori olduğunu düşünüyorum. Rahatlıkla bir seçeneğini burada kullanabiliriz. Ve son mücadelemiz İsveç'ten bugün Malmö ile Helsingborg arasında. Helsingborg lige çok kötü başladı. Şu anda 5 puanda ve lig sonuncusu 16 takım içinde. Malmö ise yukarılara çıkmak istiyor. Tabii ki İsveç'in köklü kulüplerinden bir tanesi. Her zaman şampiyonlukları tanıyan bir kulüp. Malmö Helsingborg karşılaşmasında da ben 1.52'lik oranıyla handikaplı 1 diyorum Malmö galibiyeti. Evet. Kupon vermek hemen verirsen efendim, abi çünkü buruma konuşmayı yapacağız. Tabii ki abi. Malmö handikaplı 1, Kalmar 1 ve Elfsborg'da yine 1-2.5 üstü. Yani 3 başlık bir kupon vermiş oluyorum. Herkese bol şanslar.
Çok teşekkür ediyorum Hüseyin abi. Çok çok sağ ol değerli yorumların için. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Olay.com yorumcusu Hüseyin Özköktü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Bruma'yı dinliyoruz. Bir şekilde çalışıyor, çalışmalarını çok sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bu sezon ulaşmak istediklerimiz, hedeflerimiz var sezon sonunda. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şahabey. Şahabey'in rol ajansı. Tabii Fenerbahçe taraftarından küçük bir rol içinde kendisini yakından biliyor. Performansını da biliyor ama ilk iki maç üzerinde söylüyor hazırlık maçlarında. Taraftar şu an tam olarak performansını gösteremediğini düşünüyor Bruma'nın. Gerçek Bruma'yı ne zaman göreceğiz? Então, a torcida do Fenerbahçe te conhece muito bem, porque você já jogou aqui na Turquia, mas eles pensam que os adeptos pensam que nos primeiros dois amistosos você não jogou ao 100%. Quando você vai estar pronto a 100%? Ah, não. Portanto, começar agora para a época. Tenho para ir uma semana para a época e estou a trabalhar, né? Que é para apanhar a minha forma, que é para ajudar a equipa que está em primeiro lugar. E, portanto, em termos da minha... Em termos da minha profissão, isso vai chegar com calma, pouco a pouco, portanto, estou tranquilo. E temos o primeiro jogo, que é muito importante. Agora até lá é trabalhar forte, que é para apanhar o nível, né? Que é para poder chegar no primeiro jogo, que é para ganhar, isso que é mais importante, entende? Sezona yeni başladık. Henüz bir hafta oldu. Ben de tabii ki kendi potansiyelimi biliyorum. Benim için öncelikli olarak takıma yardım etmek ilk hedefim. Yavaş yavaş %100'üme ulaşacağıma inanıyorum. Dediğim gibi henüz sezonun başındayız. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Bizim için önemli olan şey ilk resmi maça kadar en iyi şekilde hazır olmak. Bunun için de en üst seviyede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sí, también tô adaptar a novo sistema do treinador. E é uma coisa que eu tenho que adaptar pouco a pouco e conhecer também os meus companheiros. E portanto, com o tempo, eu acho que tudo vai correr bem, se Deus quiser. Aynı zamanda yeni bir sistemle oynuyorum. Bu yeni sisteme alışmaya çalışıyorum. Yeni takım arkadaşlarım var. Onlara da alışmam gerekiyor. Zaman ilerledikçe her şey yoluna girecektir diye düşünüyorum. Metin Bey. Metin Pekrantin. Kendisi çok genç yaşta Galatasaray formasıyla Türkiye'ye gelmişti. Birçok takımda daha sonra forma giydi. Kişisel gelişimi, performans açısından gelişimi nasıl oldu? Então, quando você jogava no Galatasaray, você era muito jovem. Depois você jogou nos outros times. O que você quer dizer sobre o teu desenvolvimento na sua carreira? Ah, sim. Quando eu estava pronto, era muito jovem. E, portanto, com o tempo, fui ganhando experiência. E penso que estou mais um jogador mais maduro. E mais jogador, mais homem. Portanto, eu acho que estou num bom caminho. E agora há que continuar a trabalhar. E, portanto, é isso. Belirtmiş olduğunuz gibi Türkiye'ye ilk geldiğimde çok gençtim. Şu anda daha tecrübeliyim, daha fazla tecrübe kazandım. Hem saha içi hem saha dışında daha olgunum. İyi bir yolda olduğumu düşünüyorum. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürmek istiyorum. Ege Bey. Transferini ikna eden en büyük etken neydi? Öncelikle bunu sorayım. İkinci olarak da Jorge Jesus'la çalışacak olmaktan dolayı neler hissediyor kendisiyle iletişim arasında? E qual foi o fator mais importante para te convencer a vir para Fenerbahçe? E o que você queria dizer sobre Jorge Jesus? Você vai trabalhar com ele? Como é a sua relação com ele? Não, foi mais por causa do treinador, né? Ligou-me, falou comigo e, portanto, passou-me a ideia do objetivo do clube. Então eu optei de vir aqui e estou feliz no Fenerbahçe, porque o Fenerbahçe é um clube muito grande, portanto eu estou aqui para defender o interesse do clube e ajudar os meus companheiros e espero que todos os jogadores estão numa boa forma, que é para poder ajudar o clube, isso que é mais importante. Transfer sürecinde hocamızdan bir telefon aldım. Kendisi bana beni istediğini söyledi ve kulübün bu seneki hedeflerinden bahsetti. Ben de buraya gelmek istedim. Fenerbahçe zaten çok büyük bir kulüp. Ben de bu takıma yardım etmek için buradayım. Umarım bütün oyuncular en iyi performansında olur ve hedeflerimize ulaşırız. Kenan Bey. Farklı bir sistemde oynamaya alışmaktan bahsetti. Hoca ile konuşmalarında hoca nasıl beklentileri olduğunu söyledi. Yani oyun içinde Bruma'dan nasıl beklentileri var? Então você falou que claro que precisa de adaptação a novo sistema. Você com certeza fala com o Mister. Quais são suas expectativas de você? O que ele espera de você? Bir de başarılar diliyorum. E também te desejo uma boa época. Muito obrigado.
E pronto, e é isso, né? Agora, eu não estou aqui, que é para dizer, tomar um compromisso, porque não sou uma pessoa assim, né? Eu estou aqui a trabalhar como os outros companheiros, né? Tentar evoluir pouco a pouco, ajudar a equipa, ajudar o clube, os seus objetivos. Em termos da minha preferência, eu acho que os adeptos querem ver, entende? Mas isso é uma coisa que tem que ser passo a passo. Passo a passo, e eu estou com consciência tranquila, quero estar bem focado e trabalhar no máximo. Çok teşekkür ediyorum. Ben burada vaatler vermek istemiyorum. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüp takımıma yardım etmek istiyorum. Hedeflerimize ulaşmak istiyorum. Taraftarlarım zaten benim oyun stilimi biliyorlar. Yavaş yavaş performansıma ulaşacağımı düşünüyorum. Bu konuda sakinim. Elimden gelen en iyisini, maksimum vermek istiyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Obrigado. Teşekkürler. Şükürler. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buruma'yı dinledik. Fenerbahçe'nin yeni transferi. Buruma basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce teknik direktör Jorge Jesus'la görüştüğünü, Jorge Jesus'un kendisine projelerini anlattığını, hedeflerini anlattığını ve bunun da transferde etkili olduğunu söyledi. Daha önce ülkemizde Galatasaray'da oynamıştı. Önemli bir genç yetenek olarak Türkiye'ye gelmişti. Yaşadığı sakatlık bence Buruma'nın kariyerini etkiledi. Daha farklı yerlerde olabilirdi. Leipzig'de oynadı. Bunun dışında son olarak PSV Eindhoven'daydı. Önemli bir yetenek. Özellikle de potansiyelini tam anlamıyla sahaya yansıtırsa ben ligimizde fark yaratacağını düşünüyorum. Şu an hattımızda konuğumuz deneyimli teknik direktör Erkan Sözer'e. Hocam hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar Salim. Teşekkür ederim hocam. Hocam, Buruma az önce açıklamalarda bulundu, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Buruma ile ilgili sizin yorumunuz nedir? Neler söylersiniz? Geçen bir sporda da çıktığım yayında da söylemiştim. Özellikle Lincoln'u çok olumlu bulduğumu ifade etmiştim. Oyuncu yapısı olarak, yaş olarak ve takımın lideri pozisyonunda duran toplar diye söylemiştim. Tekim de oynadığı maçlarda asist özelliğiyle ön plana çıktı. Buruma konusunda da şunu söyledim. Buruma da tanıdığımız bir oyuncu. Galatasaray'da daha önce oynadı. Çok hızlı bir oyuncu, ekstra çabuk bir oyuncu. Özellikle kontratak pozisyonlarda çok faydalı olabilecek bir oyuncu. Tabii Jesus Hoca onunla çalıştığı için daha erken dönemlerde ona dokunuşlar yapabileceğini düşündüğü için transfer etti. Saygı duymak lazım. Ama hani tereddütlerim var mı derse biraz açıkçası var. Ama Lincoln'u hani sormadınız ama ben söyleyeyim. Lincoln sanki daha iyi faydalı olacak. Daha çok faydalı olacak gibi bir profili var. Burada önemli olan tabii Lincoln de Roma'da. Skorer anlamda çok üst düzey oyuncular iller gibi gözüküyor açıkçası. Çünkü siz istediğiniz kadar iyi oynayın, istediğiniz kadar oyun anlayışınız gelişsin. Skoru üretemediğiniz zaman o maçı kazanma şansınız azalıyor. O yüzden tabii ki skor anlamında belki Santfor'a da mutlaka, Santfor mevkine de mutlaka oyuncu düşünüyorlardı Fenerbahçe yönetimi ve teknik direktörü. Ama bakıldığı zaman Lincoln, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve bu orta saha profilleri bence faydalı olur diye düşünüyorum. Buruma'yı da bekleyip göreceğiz. Şimdi Vedat Buriş'e hep soruyorsun sen bana. Evet. Ona dokunuşlar yaptım ve Giresunspor'da 21 yaşındaydı. Ekiple beraber güzel dokunuşlar yaptık ve bu seviyeye geldi. Şimdi Jesus Hoca da buraya o dokunuşları yaparsa o da ki de tahminimden çok daha faydalı bir profil olabilir diye düşünüyorum.
Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Erkan Sözer'e. Hocam, Vedat Muriç Galatasaray'a geliyor mu? Konuştunuz mu? Çünkü devamlı konuşuyorsunuz Vedat'la, Trabzonspor'dan Berat'la. İki oyuncunun da sizde yeri ayrı. Görüştünüz mü hocam? Son zamanla da görüşmedim ama geçen de böyle bir soru soruldu bana. Evet. İçimden bu kadar devam ettirmesinden yanayım. Çünkü da çok emek sarf ederek geldi Avrupa'ya. Oysa işte Galatasaray'dır, Fenerbahçe'dir, büyük bir takımda oynaması değerlendirilebilir ve faydalı olur diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Erkan Sözer'i, sohbetimiz devam ediyor. Hocam, önemli bir santrafor. Özellikle benim sorum şu size. Okan Hoca ile Çaykur Rizespor'da da çalıştı. Okan Hoca'nın Rizespor ve Başakşehir'den oyun modelini biliyoruz. Bu oyun modeline uygun olur mu Galatasaray'da? Galatasaray'ın mevcut kadrosundaki oyuncuları da değerlendirdiniz. Yani temas ettin. Şu anda benim aklıma gelmedi Salimciğim. Evet. Okan Hoca ile Rizespor'da iş yaptı. Mesela gençlerine geldi, orada pek oynamadı. Evet. Rizespor'da Vedat Muriç alarak kariyerinin belki de en güzel geçirdi. İletişimi de çok Okan Hoca kanıtladı. Oyuncularla iletişimi, yöneticilerle iletişimi, basınla diyaloğu, taraftarla diyaloğu, zayıf bir insan. Evet. Hocam, sesimi alabiliyor musunuz? Evet. Şu anda sesiniz geldi hocam. Hocam, duyabiliyor musunuz? Seste bir sıkıntı var. Tekrardan ararsak Mehmet Uzundurkan, tekrardan Erkan Sözeri'yi arayalım. Erkan Hoca ile birlikte değerlendirmemizi yapalım. Hemen kontrol ediyorum. Soruları. Fenerbahçe kaleci alacak mı? Evet, kaleci alacak. En güçlü aday Kasımpaşa'nın Ertuğrul Taşkıran. Gökhan Bey'in sorusunu ilettim Yağız'a. Bu arada bir arkadaşımız mesaj atmış. Abi, mesajımı görmedin zannedersem, okumuyorsun demiş. Mesajı şu: Eyüp Spor Beşiktaş'la da işbirliği içine girsin. Tayfur Bingöl transferinde demiş, örnek vermiş. Kazımcan'dan dolayı tepki vardı, Kazımcan Karataş'ın transferinden dolayı. Abdülsamet kardeşimiz yazmış, sorusunu okudum gayet de, yani dileğini paylaşmış. Okumuyorsun abi demiş. Bilinçli olarak okumamazlık yok, çünkü transfer döneminde olduğumuz için çok bildirim geliyor. Gözümden kaçan sorular varsa lütfen kusura bakmayın. Erkan Sözer'i tekrardan hattımızda. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geliyor mu sesim sadece? Şu anda gayet iyi geliyor hocam. Siz doğru bir noktaya evet. değindiniz dediniz. Başakşehir'in evet. Erkan Hoca'yla çalıştı dediniz. Sonrasında yoktu. Salim, doğru bir noktaya değindin. Yani Okan Hoca'nın çok güzel dokunuşları oldu Vedat Muriç'e. Ve belki de kariyerinin zirvesini yaptı Çaykur Rizespor'da. Ve oradan Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe'den de Lazio'ya gitti. Şimdi bakıldığı zaman Okan Hoca'nın da demin de anlattım. Belki sesim gelmedi, bir daha anlatayım. Tabii hem oyuncularla iletişimi, basınla iletişimi, taraftarla diyaloğu, yönetimle diyaloğu, arkadaşla, yani herkesle diyaloğu zaten ortada. Çok naif bir insan Okan Hoca. Çok da işini seven, işine sadık bir insan. Tabii ki zaman zaman hakemlerle ilgili biraz agresif açıklamaları oldu. Hani bu kadar güzelin yanında hani kusuru da olur diyelim. Hani onu da Okan Hoca mutlaka kendisini çek edecektir. Bu konuda daha dikkatli olacaktır. Çünkü hakemler de bu işin bir parçası. Dolayısıyla eğer Vedat Muriç Galatasaray'a gelecek olursa, Galatasaray'la anlaşacak olursa, mutlaka Okan Hoca'nın dokunuşları tekrar olacaktır. Çok faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü eski hocası, büyük bir camia. İnsanlar tabii özgüveni de yüksek gelecek. Eğer gelirse Vedat Muriç, şimdi
takıldığı zaman Lazio'yu görmüş. Ondan sonra kiralık gittiği takımın ismi neydi? Kiralık gittiği takım İngiltere'de. Hemen kontrol ediyorum hocam. Şimdi İspanya'da gitmişti. Mallorca'ya gitti. Evet. Yani orada daha faydalı oldu. Evet, hatta son ayın futbolcusu seçildi hocam Real Mallorca'da. Evet. Ya şimdi tabii gündemi takip etmek çok kolay değil. Yani şimdi Vedat Muriç'i takip ederken diğerleri, şimdi Türkiye futbol gündemini takip etmek kolay değil. Onun için anlık aklımıza gelmedi. Evet, Real Mallorca. Dinleyiciler. Real Mallorca'da iyi şeyler yaptı, iyi performans gösterdi. Ya bu tabii yukarı özgüven anlamında yukarı gösteriyor şeyin Vedat'lar için. Türkiye'ye diyelim ki geldi, diyelim ki Galatasaray'a geldi. Hem özgüveni yüksek olacak, hem çalıştığı eski hocası olacak. Bence faydalı olur diye düşünüyorum ama buradan Vedat Muriç ne düşünür bilmiyorum. Bana sorarsanız Vedat Muriç'in daha serüvenini Avrupa'dan yana kullanması benim isteğim. En azından onu seven bir teknik adam ya da baba diyor bana, babası olarak, manevi babası olarak benim tercihim Avrupa'da devam etmesi yönünde olur. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Erkan Sözer'i, sohbetimiz devam ediyor. Hocam ama kendisi ben sıcak bakıyor diye biliyorum Türkiye'ye dönmeye. Şimdi şöyle, Vedat Muriç çok kaliteli, karakterli bir insan. Futbolcunun ötesinde, yani futbolcudan daha başka bir insan. Bunu canlı biliyorum. Yani özel bir şeyini de söyleyebilirim. Yani Giresun orada oynarken, çok düşük rakamlara oynarken ailesine bakıyordu, kardeşlerini okutuyordu. Yani o kadar da vefalı, ailesine vefalı bir kardeşimiz. O yüzden şimdi yani ırkçılık yapmayalım burada, ırkçılık yapmıyorum ama hissediyor kendini. Kosovalı ama bildiğiniz Türk gibi hissediyor. Manevi değerleri çok yüksek bir çocuk. O yüzden Türkiye'ye alıştığı zaman Avrupa'da biraz alışamamış olabilir. Yani onu da hoş görmek lazım. Avrupa'ya gitti, her şey daha profesyonel, daha başka. Türkiye'ye geldiği zaman Vedat Bülü çok ilgi alaka görüyor. Kendini çok daha sıcak hissediyor. Ülkesinde hissediyor. Onun için sıcak bakmış olabilir açıkçası. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Erkan Sözer'e, sohbetimiz devam ediyor. Erkan hocam, size bir isim sormak istiyorum. Tayyip Talha Sanuç, Karabük Spor'dayken Tayyip Talha'yı profesyonel takıma dahil etmiştiniz. Evet. Bugün de Beşiktaş'ın girişimde bulunduğu belirtiliyor. Tayyip'le ilgili yorumunuz nedir hocam? Yani ben tabii uzun seneler oldu. Karabük Spor'la Süper Lig'de çalışırken altyapıdan almıştık onu da. Hatta bir anekdotu anlatayım izin verirseniz. Tabii ki hocam. Orada Bandırma Spor kiralık istemişti. O zaman Bandırma Spor ikinci grubundaydı. Ben de gönderelim kafındaydım açıkçası. Hani gitsin kendini geliştirsin. Çünkü Kulpap vardı, Dani vardı, Ceyhun Gülselamlar vardı. Yani o kadronun içinde yer bulması zordu. Çünkü altyapıdan gelmiş bir oyuncu. Hani biliyorsunuz Galatasaray'ın da kaptanlığını yaptı. O zaman da bizim kaptanımızdı. Şöyle bir şey söyledi. Ben duydu benim kiralık göndereceğimi. Hoş dedi. Yani bizim aramızda kalırsa Tayyip, sene bizim aramızda antrenman yaparsa oynaması önemli değil. Böyle kaliteli oyuncu, Yatabareler işte. Kaliteli oyuncular arasında kalırsa daha kendini daha çok geliştirebilir dedi. Bana mantıklı geldi, göndermedik ondan sonra. Ve gerçekten de o oyuncuların arasında çok geliştirdi Tayyip. Her geçen sene üzerine koydu. Adana Demirspor'a gitti. Adana Demirspor'da da performansı ortada. Adım adım Tayyip tutma adım adım geliyor. Böyle nasıl söylenir? Kısa kısa geliyor. Böyle yedire yedire geliyor. Birden tavan yapmadan geliyor. Bunun gelişimi adına çok önemli. Sindire sindire geliyor. Daha doğru kelime bu. Onun için Tayyip Talha'nın Beşiktaş'la ilgilenmesi ya da başka büyük takımla ilgilenmesi benim için sürpriz değil.
bunu zaten zaman görebiliyorduk. Bir çok çalışkan, o da gerçekten kanta gibi bir çocuk. Hani ben söylediğim zaman sanki bütün oyunculara böyle deyip gerçekten söylerim. Pırlanta gibi bir çocuk. Yani ses tonunu duymazsınız sayesinde. Sadece işine bakar, işine odaklanır. Beşiktaş'la ilgileniyorsa çok sevindim açıkçası. Evet, yani Beşiktaş'ın ilgisini de Başkan Murat Sancak bugün sabah spora yapmış olduğu açıklamada doğruladı. Bunu belirtelim. Devam edelim hocam. Bir Başkan da tebrik etmek lazım tabii, evet. Orada. Yani genç oyunculara çıkıyor diyeyim öyle tırnak içinde. Neden? Yunus Akgün'ü tekrar Yunus Akgün yaptı. Tayyip yaptı. Murat Sancak da buradan ayrıca tabii ki süper oynatıyor. Oradaki teknik direktörü de ama Murat, yani sizdeki başkan bu tarz şeylere destek vermezse biraz oynatmanız da zor oluyor. Evet. Bunu canlı yaşadım. O yüzden hem de teknik adamı orada kutlamak lazım. Bu tarz genç oyunculara şans verip piyasaya çıkardığı için. Hocam çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından devam edelim. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Erkan Sözeri. Hocam tekrardan hoş geldiniz, merhaba. Yok, tekrar sağ olun. Hocam Mesut Bey yazmış. Hocam birinci ligi yakından takip ediyor. Hocamın Boluspor'un yapmış olduğu transferlerle ilgili yorumu nedir? Ve Mert Bey yazmış. Selam Salim Bey. Erkan hocama Abdülkerim Bardakçı'yı sorabilir misin? Marko'nun boşluğunu doldurabilir mi? Galatasaray'a fayda sağlar mı? Diyor. Hocam Abdülkerim'le çalıştınız mı siz? Anladım. Evet. Bizden takip ediyoruz. Abdülkerim yıllarca PTT Lig'e gitti geldi. Hiç vazgeçmedi. Yani bakıldığı zaman nasıl bir oyuncu. Kendini devamlı yenilemeye çalışan bir oyuncu ki 7 yaşında artık buldu. Bütün takımların radarına girdi. Yani aslında oyunculara güzel bir örnek oldu. Çünkü geçmeyeceksiniz, bırakmayacaksınız. Bazen işte oyuncular küsüyor oynamadığı zaman ya da yemediği zaman transfer yapıp küsüyorlar. Bir örnek Abdülkerim ki çok karakterli de bir oyuncu. Herkes aynısını söylüyor zaten. Ben açıkçası bulmadım ama olağanüstü buldum. Çünkü bağlı olarak buldum. Bunun boşluğunu doldurumu derseniz hırsıyla her oyun anlayışıyla ki kendini geliştirdi sadece doldurmaması için hiçbir neden yok ki. Özellikle taraftarı Nefs Stadyumunda Galatasaray taraftarı önünde ne kadar görecektir bir oyuncu. Bu ilgi alakayı görünce aslında yansıyacaktır. Yaşında buldu büyük takımı derken mesela ben de çok çalıştım. Oradan gençler birine geldim. 6 sene oynadım gençler birinde. Yaşında Fenerbahçe'ye gittim. Çok çalıştım. Hep idealim oynamaktı. Trabzonspor'da oynadım ama çok kısa bir dönem Türkiye Kupası. Sonra 32 yaşında gittim. Yani buradan şu çıkıyor. Son vazgeçmeyeceksiniz. Özellikle ben de teknik direktörlük yapıyorum. Bazen oyuncular küsüyor, darılıyor. Küsüyor. Vazgeçmeyeceksiniz. Bu Abdülkerim Bardakçı da çok güzel örnek. Burada Boluspor'da iyi transferler yapıyor. Bildiğim kadarıyla Landel'i aldı. Evet hocam. Sizin eski öğrenciniz. Landel. Eski öğrencim o da. 32 yaşında yanılmıyorsam ama baktığınız zaman koşu kilometresine baktığınız zaman 20 yaşında 18 yaşında bu kadar koşabiliyor. Çok faydalı bir oyuncu. Çok da sempatik bir oyuncu. Takımın içinde böyle kendini çok sevdiren, sıcakkanlı. Türkiye'de olduğu için artık alışmış bir oyuncu. Bence olumlu bir durum.
Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Erkan Sözer'e sohbetimiz devam ediyor. Hocam, son olarak eklemek istedikleriniz var mıydı? Vedat'la ilgili konuştuk, Okan Hoca ile ilgili konuştuk, Tayyip Talha ile ilgili önemli açıklamalarda bulundunuz ve bir de Meltem Hanım yazmış. Erkan Hocama sorar mısınız? Gelecek sezon planlaması nedir? Bu soruyla bitirelim hocam. Planlama şu, şimdi de soruldu bana yayında. Evet. Bazı sezon başı özellikle bazı kriterler geçerli olmuyor teknik adamlar açısından. Siz ne dersiniz? İşte demin de ben Okan Hoca'yı ifade ettim. İşte iletişim, diyaloğu, tarzı, oyun anlayışı, puan ortalaması diye. Şükür bizim de gittiğimiz son 5 senede hep yan takımlarda çalıştık. Ortalamamız 1.92 puanında. Başı yönetimler biraz daha kılar olaya. Saygı duyuyorum. Hedef olan bir takım tabii ki isteriz. Az şeyle de alakalı, arz taleple de alakalı. Çok lazım. Bu sezon olmazsa sezon içinde olacaktır. Şey yapıyorum, biraz üzülüyorum. Her takıma dokunuş yaptık. İşte Bandırma Spor'a dokunuş yaptık. Gençler Birliği'ne, Erzurum Spor'a, Gaziantep, Gazişehir, Giresun Spor, hep bunlar lige çıktılar, final oynadılar filan. Bunlara dokunuşlar yaptık. Ama oluyor. Açıkçası bunun sorusu bende değil. Cevabı bende değil daha doğrusu. Evet. Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir takım olursa tekrar görev yapmaya devam edeceğiz. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saygılar, selamlar. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Tamam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz teknik direktör Erkan Sözer'iydi. Birazdan Tolgay Kerimoğlu bizlerle birlikte olacak. Müsaitse Tolgay Hoca ile birlikte alt ligleri konuşacağız. Kendisi uzun yıllar 2. ligde, 3. ligde görev aldı. Alt ligleri değerlendireceğiz. Sevgili dinleyenler, geçtiğimiz yılda Adıyaman'daydı. Bunu belirtelim. Birazdan Tolgay Hoca bizlerle birlikte olacak. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, atliklerde de transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle de Iğdır FK önemli oyuncuları kadrosuna dahil etti. Üçüncülük takımı en son Timur'u da kadroya dahil etti. Bunu söyleyelim. Birazdan bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Tolga Kerimoğlu müsaitse, müsait değilse sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Hemen kontrol ediyorum soruları. Özgür Güven yazmış. Merhaba, Tuzla Spor'da transfer var mı? Şu an için yok. Olduğu zaman zaten direkt Ajans Spor'dan ve Radyo Spor'dan paylaşıyorum. Kaçırdığım sorular varsa kusura bakmayın. Meltem Gönül'ün sorusunu ilettim. Serkan abi yazmış. Salim kardeşim selamlar. Emir Kağan Beşiktaş'la anlaştı mı demiş. Emir Kağan'la ilgili Beşiktaş'la anlaştığına dair net bir bilgiye ulaşamadım. Bunu söyleyeyim. Bir ilgi var ama net bir gelişme yok. Bunu belirtelim. Trabzonspor'la ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birazdan bir özel haber peşindeyim. Detaylandırdığım zaman Ajans Spor'dan ve Radyo Spor'dan paylaşacağım sevgili dinleyenler. Serkan Sarıefendi'nin sorusunu cevapladım. Bana gelen bir bilgi yok. Bunu söyleyeyim. Bana gelen net bir bilgi yok. Oyuncuyla alakalı sadece ilgilenildiğini biliyorum. Oyuncu cephesiyle konuştum, ilgi var dedi. Onun dışında bir şey demediler. Bunu söyleyeyim. Telefon hattımızı açabiliriz. Telefon hattımızı açalım. 0212 363 0434. Telefon hattımız sevgili dinleyenler, 0212 363 0434. Telefon hattımızı açtık. Sorularınızı yanıtlayalım. 9-10 dakika telefon hattımız açık olacak. Sorularınızı iletebilirsiniz. Tolga Hoca'ya ulaşamadık. Başka bir zaman bağlantı yaparız Tolga Hoca'yla. Twitter'dan gelen soruları da kontrol ediyorum. Twitter'da da birçok soru var sevgili dinleyenler. Bu soruları da kontrol ediyorum. Hemen kontrol ediyorum. Ümraniye Spor'la ilgili var mı transfer gelişmesi demiş. Serkan Kırıntılı'yı bir yıl kadrosuna kattı.
Sivasspor'la ilgili soruyu cevaplamıştık. Telefon hattımızda bir dinleyenimiz var. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, hoş bulduk Salim abi. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Mehmet Ali, İstanbul'dan arıyorum. Galatasaray taraftarıyım. Hoş bulduk, teşekkürler. Kolay gelsin. Ben bu sene Galatasaray'dan çok çok umutluyum. Özellikle yapılacak yeni transferler, gelen yeni yönetim, yeni teknik direktör. Acaba Galatasaray'ın orta saha için ismi geçen futbolculardan bir bilginiz var mı Salim abi? Yani Ennembole, ondan sonra İdris Gueye, Solbekan, Carvalho, bunlar ben geçiyor da. Yani İdris Gueye'yi ben doğrulatamadım, bunu söyleyeyim. Birçok oyuncu yazılıyor. Yani birçok oyuncu gündemde. Az önce de Yağız'ın bahsettiği bir isim vardı Standart Liège'den. O oyuncuyla ilgilenildiğini biliyorum. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Carvalho'ya karşı bir ilgi var. Bildiklerim bu kadar. Forvet için Galatasaray acaba bir şey var mı? Yani bir forvet araçları da var da. Bir santrafor araçları da var. Jagne ve Gomis ikilisini göndermek istiyor Galatasaray. Gomis ile yollara ayrılıyor. Jagne de duruma göre değerlendirilecek. Mustafa Muhammed kampa dahil olacak. Bunu söyleyelim. Bir santrafor alacak Galatasaray. Son bir şey. Marco gidecek mi Salim abi? Marco bence vermedi. Muhtemelen gider yani. Gelen teklif de var Sevilla'dan ciddi şekilde. Ben gideceği kanaatindeyim. Teşekkürler abicim. Rica kolay ederim Mehmet Ali'ye. Sağ ol Mehmet Ali. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Dinleyenimizdi Mehmet Ali Bey'di. Kendisi Radyo Spor'u takip ediyor. Zaman zaman da mesajlarını atıyor. Hattımızı açtık 0212 363 0434. Sizler de bizleri arayabilirsiniz. Kısa kısa tutarsanız çok sevinirim. Çünkü birçok talep varmış. Arkadaşım Mehmet uyardı. Bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Bulduk. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim? Bayram ben, Denizli'den. Hoş geldiniz Bayram Bey. Hoş bulduk. Ya size kısa bir sorum olacak. İsterseniz soruyu sorduktan sonra kapatıp da cevap verebilirsiniz. Ben bu Eyüp Spor'un transferde limit var mı yok mu? Yani ortalama bir Süper Lig takımı gibi transfer edebiliyor. 3 milyon euroya azlar sanırım. 21 milyon TL. 21 milyon TL'ye azlar. Yani böyle bir futbolcu alıp kiraya vermek nasıl oluyor, nasıl yapılıyor? Ben bunu inanın anlayamadım. Ya sadece bu araştırdım da nasıl olduğunu ama bulamadım yani. Bir açıklama, bir cevap bulamadım kendimden. Yani size bir soru istedim. Şimdiden teşekkür ederim. Evet, Kazımcan Karataş'ı aldılar. 21 milyon TL bonservis miktarıyla. Bu sorular çok çok soruluyor. Kulüpten yapılan bir açıklama vardı. Oyuncunun gelişimi için Galatasaray'a gönderdik. Her türlü takımla bu tarz projelerde varız dedi. Birincilikle ilgili ben de bilmiyorum. Süper Lig kulüpleriyle ilgili limitler oluyor ama birincilikle ilgili ben de bilmiyorum. Yayından sonra federasyondan yetkililer arayıp soracağım. Teşekkür ediyorum sorunuz için. Oyuncu 2 yıl kiralanıyor. Bunun dışında 10 oyuncu transfer edildi. Kazımcan'la birlikte 10 oyuncu transfer edildi. Bu oyuncuların 8'i Süper Lig'den geldi. Yayının ilk bölümünde de söylemiştim. Telefon hattımızı açtık. 0212 363 0434 telefon numaramız sevgili dinleyenler. Varsa dinleyenimizi alabiliriz. Bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Salim Bey. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Sizi tanıyabilir miyim? İzmir'den Sami ben. Hoş geldiniz. Bu Talişka ile alakalı sizin düşüncelerinize çok önem veriyorum. Olur ne kadar? %50, %60, %40 ya da hiç olur. Olmaz. Galatasaray'a ne düşünüyorsunuz? Evet. Ya şöyle olur olabilir. Yani kiralık satın alma opsiyonu şeklinde olabilir. Bugün gündemde zaten bu haberler çok. Galatasaray sayfası sosyal medyada çok öne çıkartıyor bunları ama. Evet. Bir size sorayım dedim ben de. Ya ben biliyorsun teyit etmeden paylaşım yapmıyorum. Bugün ben de gördüm. Yani bence önemli bir oyuncu. Galatasaray da ister. Ülkemizdeki birçok takım ister. Bence olur, kiralık satın alma opsiyonunu şeklinde olur. Ama oyuncunun menajeri de El Nasır'da mutlu olduklarını söylüyor. Benim kendi kişisel tahminim Talişka artık Avrupa'ya dönmek istiyor. Türkiye Ligi'ni de yakından takip ediyor, tanıyor.
Yani olursa kiralık satın alma opsiyonlu şeklinde. Bence Türkiye'de hangi takıma gelirse şampiyon edebileceğini düşünüyorum. Tabii takımın geri kalanı önemli ama fark yaratabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim size. İyi çalışmalar dilerim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de aynı fikirdeyim. Önemli bir oyuncu Anderson Talisca. Dinleyenimiz varsa hattımızda alabiliriz. Telefon hattımızı açtık. 0212 363 0434. Transfer dönemlerinde telefon hattını genelde açıyorum. Soru cevap şeklinde ilerlediğimiz için yoğun bir dönem. Bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İzmir'den arıyorum ben de Burak. Bugün yayına biraz geç katıldım. Daha yeni açtım sayılır. Evet. Göztepe hakkında bir var mı haberler, gelişmeler? Şunu hemen söyleyeyim Göztepe hakkında. Göztepe'nin Danimarkalı yatırımcısı, aynı zamanda İngiltere'de Southampton'ın da yatırımcısı Premier Lig'den. Bilindiği üzere Altay'ın kalecisi Lis İngiliz ekibine transfer olmuştu. Lis Göztepe'ye kiralık olarak dönebilir. Yani gelişimi için Göztepe'de bir yıl daha forma giyebilir. Bu bilgiyi biliyorum. Göztepe'de muhtemelen yeni teknik direktör Turgay Altay olacak. Turgay Altay'ın sunumu çok güzel geçmiş. İngilizce bir sunum yapmış yatırımcılara. Çok da beğenmişler. Umarım Göztepe için en iyisi olur. Çünkü yayınımda birçok kez vurguladım. Göztepe'nin Süper Lig'de olması gerekiyor. Altay'ın Süper Lig'de olması gerekiyor. Bursa Spor'un çok çok önemli camia bu takımlar. Sakarya Spor, Kocaeli Spor. Yani önemli camialar ne yazık ki yanlış yönetimler. Endüstriyel futbol takımları kötü bir duruma sürüklüyor. Çok çok teşekkür ederim. İzmir'e selamlar. Sağ olun. Selam. Dinleyenimiz varsa alabiliriz. Son bir dinleyenimiz varsa alabiliriz. Ardından da bitirelim. Bugün programımız 12-14 saatler arasındaydı. Bizim yayından hemen sonra hat-trick olacak. Hat-trick'te Mertelen ve Ali Erim sizlerle birlikte olacak. Bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Salim Bey. Nasılsınız? Hüseyin ben İstanbul'dan. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. İşte ben bir şey merak ediyorum da siz onu istediğiniz gibi cevaplayabilirsiniz. Söyleyebilir miyiz görüşlerimizi? Tabii ki. Evet, böyle şimdi şey yani olmasın. Nasıl diyeyim? Böyle bir polemik oluşmasın. Yok, polemik değil de şimdi yani bir Elif Elmas desem, bir Bolu Spor kalecisi desem, bir Vedat Muriç'i desem, aynı kanal üzerinden kendi şeylerini rahatlatmak adına gibi desem, bu nasıl oluyor da anlamıyorum, araştırayım dedim de bulamadım diyeceğim de hani herkes biliyor yani. Deminki bir arkadaş vardı da yani çok ya çocukça bir şey vardı. Nasıl? Ben şunu söyleyeyim yani bu polemik yaratacak bu konuşma. Ben şunu söyleyeyim, ben hatta Perşembe günü de yayında söyledim. Evet. Bu tarz işleri hangi takım yaparsa yapsın, ben hatta bunu Bolu, sizin gibi tüm takımlardan örnek verdim. Bolu, Ertuğrul Taşkıran, Melih Okutan olayı, ondan sonra geçmiş dönemdeki olaylar, örnekler verdim. Cilerme'nin Trabzonspor'a transferi, bir araba maliyetine transfer olmuştu Malatya'dan, hatırlarsınız. Gibi. Evet. Bunun örnekleri çok çok fazla. Ne yazık ki kurallar da buna pencere açıyor. Ben de buna karşı çıkıyorum. Takım fark etmeksizin. Yani bunun iyi bir davranış olduğunu düşünmüyorum. Şahsi kanaatim bu. Ama burada da yani harcama limiti diyoruz vesaire diyoruz. Burada kurallar koyuluyor ama yeni bir pencere açılıyor. Bu noktada yani söz bizde değil, yetkililerde. Yetkililer yani burada. Evet. Yani Doğrudur Salim Bey de o gün itibariyle. Onlara da saygı duyuyorum yani. Çok, tabii doğrudur, haklısınız. O gün itibariyle hatırlıyorum çok çok iyi. Bayağı da zaman geçti ki Euro hala çok değerli ülkemizde. Evet. 1 milyon Euro'ydu. Bolspor'un tamamı 1 milyon Euro değildi ki kaleci olayı üzerinden. Yani şimdi önce kendi kapı önünü temizle derler. Ondan sonra başkasının kapısına bak derler. Herhalde mesaj gittiği yere gitmiştir. Evet. Sizi severek dinliyoruz. İyi çalışmalar size. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Son dinleyenimizle yayınımızı bitiriyoruz. Bugün saat 12-14 arasında birlikteydik. Saat 14-15 arasında Hat-trick programında Mertelen ve Ali Erim sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.